Yani karanlık vallahi videom karanlık Böyle oluyor. dokunma. Böyle dokun. Dokundum zaten. Dokundum. Dokundum. Selamünaleyküm. Her yerde geldik. Çocuk oldu mu dağınıklık oluyor Hayır. işte. Çok karanlık gözüküyorsun. Babaanneciğim. Şimdi Karanlık oldu. gözükürüm. Ben karanlık bir kadınım zaten. Esra da çocuğu emdiriyor da bayağı bir mızmızlandı bugün. O bence canı acıdı ya. O yüzden şimdi Ha, canı çıkmıyor. yandı. Biraz canını yaktı doktor. Dedim biraz ortalığı toparlayayım, biraz da atıştıralım yemek. Ondan sonra bir aşağı yaparım, pazar yaparım. Ay Sare ile babası maç ediyorlar burada. Maç ediyorlar. Şu yastığını beşiğinde yatarken mi kullanıyorsun? Evet. Ha, güzelmiş bu yastığı gerçekten. Abla göndermişti. Ha, Allah razı Allah olsun. razı olsun ya. Şöyle koyayım da kırılmasın. Yeni doğan. Bebekler için çok iyi düşünmüşler. Şu örtüleri bir sirkeleyeyim de öyle oturayım rahat rahat. Kafaları yumuşak ya. Esra'nın terlikleri, ben kullanmıyorum terlik. Şuradan da sirkelesem olur, öyle şey yok çünkü. Her gün sirkeliyoruz yani öyle bir toz olmuyor. Sadece Sare'nin kendi koltuğunda oluyor. Orada oturup orada yediği için oraya dökebiliyor ama bunlarda da öyle bir şey dökülmüyor. Yani bir çorba içeyim, ondan sonra kaçayım diyorum. Şimdi ben aşağı inersem elim ayağım titrer, bir şey atıştırmazsam. Sabah da bir şey yiyemiyorum. Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizler çok iyiyiz. İşte görüyorsunuz bebek olunca bebek koşturmacısı var. Geldim üstümü de değiştirmedim. Dedim nasıl olsa ineceğim aşağıya. Kuşun şeyleri herhalde ya. Kuşu limonu götürdüm. Benim odada her gün çıkarıyoruz. Gerçi hava güzel. Biraz açabilirim. Hava güzel güzel. Rüzgar var sadece, yoksa güneş de var. Dün Emine de bir şey yapmış, Emine şey Esra. Karnabahar sanki anlaşmışız ya. Emine'ninkine baktım, dedim yanlış mı gördüm? Sanki Emine'yi aramışım da sen de karnabahar yap, ben de karnabahar İçimize de yapıyor. olmuş demek ki. Hiç sorma ya. Çoğu şey denk geliyor biliyor musun Bir Emine'yle? kere daha öyle olmuştu ya, hatırlıyor Çünkü biz musun? biliyorsun pazarda karar verdik markette. Aynen. Pişi yapmıştık. Onlar da pişi He. paylaşmıştı. Yok karnabahar hadi pişi Emine çok sık yapar. Ben az yaparım. Onlar Emine pişi. çocukları çok sever. Çünkü okula Çocuklar çok gittikleri için seviyor. koyuyor onlara. Yani çok sık yapmam tesadüf de Yani. olsa. Onun ihtiyacı çocuklara koyduğu için. Sare de çok yapılan şeyi her zaman yemek. Karnabaharı da çok yapma şey. Doğru çok yapmam ben karnabaharı. Sare de çok yapılan şeyi her zaman yemiyor. Yok yemiyor yemiyor. Arada yiyor. Biz de o yüzden çok yapmıyoruz tabii Şaşırdım ki. ben onu da dedim. Allah Allah. Sanki aramış da bana anne bugün ne yapıyorsun? Dur ben de aynısından yapayım der gibi. Değil mi? Hani başka kanal olsa sanki öyle mi yaptı falan diye düşünürüz ya. Tabii aşağı öyle bir şey yok da tabii. Hepimiz kardeş Düşünmeyiz için. başka kanal da yapacak tabii tesadüf işte bak. Kardeş Kızım kanalı. bile tesadüf yaptı. Yani haberi mi vardı benim karnabahardan? Yok. Tabii canım. Hatta o bizden sonra bayağı sonra paylaştı. Saat 8'de Hatta mi? hiç konuşmadık biz onunla dün. Değil mi? Dün konuşur muyum? Yok, Allah'ım. sabah acele aradı beni. Mesaj atarım ben. Onu arayayım. Depremi duymuş hemen Marmara Denizi'nde. Anne dedi, deprem dedi, oldu dedi, duydunuz mu? Yok kızım dedim, duymadık. Marmara nerede? Bursa
dan vurmuş. Denizin içinden. Hayırlısı kızım dedim. Biz duymadık şu anda. Duysak da yapacak bir şey yok. O demek ki başka Marmara Denizi müştür Marmara Denizi. Ama... Hayır hayır. Hissetmişler. Yine hissedenler var aşağılarda. Var var. Sen şimdi bir yastık arıyorsun değil mi? Bizim yastık nerede? Benim odada. Ben üstüne Kur'an koyup Allah Allah. Okuyorum o yastığı şöyle dizime koyayım yüksek dursun diye. Tamam şöyle o zaman böyle koyayım. O yastığı ben çaldım. Masaya getiriyor. He olur kızım. Kocam mı seni? Ayağım mı ağrıyor? Yani şu an bir ağrı yapar. Ben kırklıyken sağ sol ayağım. Ay nasıl kasıyordu. Hamileyken kasıyordu sadece. Ay şimdi. Topallıyordum bayağı bir sene kasma yaptı. Yunus'tan yok kızdan sonra. Kız yalan olur. Kızdan sonra. Niye? Yunus da yapmadı hiçbir şey. Alışmış artık vücut. Yunus suda doğmuş. He? Suda doğmuş. Suda doğdu sayılır. Ya suda doğacakmış zaten denizin içinde. En kolay doğum deniz içinde zaten araştırmalarda. Çünkü çocuk da suyun içinde ana karnında ya. Böyle iki bıktır yatıyor. Böyle. Tombikler, tombikler. Anne karnı sesi yapıyorlar ya. Bebekler uyuşuyor. Ay her şeyi öğrenmişler. Eskiden anne karnı mı vardı? Yoktu. Şimdi sesi mi vardı? Şey yaptım. Müslüm'ün kollarını sardım. Kendini böyle şey yapmasın diye. Şimdi öyle uyuyor. İyi. Şey var ya o ince battaniye gibi bir şey var ya onu sarıyorum üstüne de kalın. Aslında çok güzel kundak biliyor musun? Avrupalı bile başladı kundağa. Evet. Biz zamanında doğrusunu yapıyormuşuz. Çocuğu dümdüz çünkü kaburgaları şeyleri hep kalça çıkıkları hepsine dikkat ediyorsun işte öyle. Doğarken çıkmadıktan sonra fark ediyorsun. Eskiden çocukların hep kalça çıkıklı oluyormuş. Oluyormuş. Anlamıyorlar. Gerçi eskiden sarıyorlardı. Ama şey benim kuzenim mesela olmuştu kalça şeyi ameliyat olmuştu üzerken. Ama onlar akrabalarından belki böyle olmuş olur. Vallahi bu masa örtüsü uçuyor. Masa da devrilmiş geldik. Yani biz çıkarken ayakta duruyordum masa. Bir geldim ki yerdi. Çamaşırlardan korktuk. Bir iki kere daha devrilirse kırılır gibime geliyor. Yapacak bir şey üstüm yok. Onun üstlerinde kızım. Çünkü şey toz yerden aldım bu şambayı uçmuş. Ben de böyle oturayım. Ay hizmet etsinler bana diyeyim biraz. Değil mi? Ha, şu anda iyi gözüküyor. Şu anda iyi gözüküyor. Sarenin çiçeğini de getir bakayım. İlle ki masaya diyor ışıklı çiçeğimizi koyacaksın diye almış gelmiş. Esra ile karşılıklı ışıkla yemek baş yeriz. Baş başa. Hep karı koca mı yiyecek? Ya. Biraz da kaynana gelin yesin değil mi? Vallahi, biz anne kız olduğumuz için aşk yaşıyoruz. Bence de. Onun nereden aklına geldi? Çiçekli örtüyü getir dedim ben onu aslında. O belki yanlış olmuş olur. He, çiçekli ışıklı şeyi getireyim dedi vazoyu. Zaten... Yemek yiyelim sen zaten aşağı gideceksin. Aşağı ineceğim bir posta daha aşağı ineceğim yürüyeceğim. Evi toplayayım süpüreyim. Boş. O yüzden biraz kuvvet toplayayım. Bulaşık makinesi boşalt. Kafamı toplayayım. Gelince de çay içerim. Şey giderken içmem. Çorba içeyim. Azıcık da şey tak be. Karnabahardan fişe tak. Ay fişe tak diyorum. Fırına koy ısınsın. Karnabaharım güzel olmuş. Yedik bir bölümü. Yunus yedi mi karnabahar? Yunus yedi ben. Sen yemedin mi? Yok. Ha mantar yedin sen. Mantar çorba içtik yoktu zaten. Çorbayı geldi evet bize. Mercimek çorbası iyi geldi. Valla ben bardağa koydum içtim. Ben de kaseye de Esra da baktı şimdi bana götürüyorum. O da kaseyle götürdü. Ay benim babam çok yapardı onu. Şimdi kaşıkla içerdi. Şöyle bir bakardı etrafa şöyle tası lop çorbayı. Kağıdı üstünde çorba. Bardakta daha güzel olur bence. Kaşıkla yoruluyorsun ya. Bir damla çorba içeceksin. Gerçi çorba şeyleri var artık. Bardakları var Esra. Ne? Çorba bardakları yapmışlar. Onlar da işi biliyor. Eskiden bardakla çok içerlerdi.
Bardakla. Aslında Sare de bardak kullanabilir ama alıştırmadı. Kaşığı alıştırdık ya, alışsın diye. Çatal kaşık kullanmaya. Aynen. Çünkü babam çok erken bize öğretti ya. Çatal, kaşık, bıçak nasıl kullanılır, nasıl kesilir. Sofrada oturamazsın çatal, bıçak. Şeyiz ya, çok asortiyiz ya. Ekmeği bulamayız. Kaşığı, çatalı, bıçakla. Yani azıcık bamya var ya, onu da ısıtıp ortaya koyarım. Isıtıp ortaya koy. Mantarı sen nereye koydun? Yok ki. Mantar ısıt dedin ya bana. Aa, karnabaharı dedim. Mantar da ısıt dedim. Yok, karnabaharı dedim. Mantar bitti, yıkadım ben onu tepsisiz sabah. Ben de mantar aldım. Yok. 2-3 tane kökü vardı. Çıkardım tepsiden. Vallahi bir aşağı in, bir yukarıya git. Ah, geliyor sesler, geliyor. Miyav. Miyav. Sustu. Sustu. Alışsın çünkü sessizlik de yapmayacağım. Hani alışsın çocuk. Seste de uyumaya alışsın. Bazıları böyle ama zili bile durduruyorlar. Çocuk sıçramasın, zıplamasın. Alışsın sesimize, televizyonun sesine. Olacak, o sıçramalar olacak. O doğumda olan şeyler, biliyor musun? Uykusunda sıçramalar, şeyler. Bazı çocuk doğumda kalır. Doğrudur. Çorba kaynasın ama içeri. Ben bayağı kaynayacağım. Bamya istiyorum. Karnabahar ısınıyor. Fena geldi işte. Isınsın onlar. Gel iki dedikodu yapalım kız. Gel iki dedikodu yapalım. Dedikodu da yok ya bizde. Ne yapalım? Olmayan dedikoduları yaparız bizde. O zaman yemek pişene kadar, ısınana kadar. Isınsın onlar. Gidip yemeğin başını bekleme dermişim. Ben de çok fenayım değil mi? Yapıyoruz bir şeyler işte. Ay, dur size anlatayım da gülüm biraz. Ben şimdi bir işe gidiyorum. Yaşlı bir teyze için çağırdılar beni. Dediler sadece bununla ilgilenirsin. Yine de genel şey yaparsın. Bir toparlama yaparsın. Hı. Yaşı var 80. Ben 80 vardı. Olayı. Sen olayı biliyorsun. Anladım kim olduğunu. Ondan sonra şimdi her gün yok. Her gün gidiyorum. Her gün gidiyorum. Yatılı kalıyordun sanki. Haftanın iki günü yatılı kalıyorum ya da bir günü. O da o akşam olmuyorlar. Ya cumartesiye rast geliyor. Ha. Evde olmadıkları akşam ya da cumaya rast geliyor. Bir de torunu var büyük. O da nişanlı işte, evlenecek. O arada işte eşyası gitti. O oda boşaldı. Ha. İsim vermeyeyim. Evdeki kız dedi ki Sevim Hanım bunlar yerdekiler dedi, halı flexler falan atılacak dedi, komple değişecek odalar. Tamam dedim. Ama yaşlı teyzem hiç durmaz maşallah, canı sıkılıyor. Bir iş yaparım ellem eder. Allah Allah. Öyle bir huyu var. Git dersen kurabiye al gel. Çayı da yapalım, biz oturalım çay içelim. Otururuz çay içeriz. Sonra böyle yapar. Şu çekmeceyi ellememesin, çeker o çekmeceyi. Azerbaycan. Olmamış. Bilmişlik yapan teyzelerimiz evet, var. Anladım, çok var. Bilmişlik yapan. Yaşlı bir şey de oluyor ya. Oluyor. O odayı taktı kafaya. Ya diyor odayı kalk sil. Ben öbürkü tarafları toparlıyorum. Aslında ben sadece teyzeye bakacaktım ama normalde bir rutin iş yapacağım. Ay o odayı anlatamıyorum. Biliyor halbuki o odanın halı fleksi atılacak. Silinmeyecek. Komple değişecek. Söyleye söyleye ay yaptım bir sabunlu su. Güzel şampuanımı koydum, aldım. Bayağı bir dipte o da. Büyük evler. Onların büyük evler, o zengin evleri. Vallahi yere oturdum. Şöyle de kolumu koydum. Başımı da koydum. O beni siliyor zannediyor. Çünkü ayak sesinden tanırım. Gelmeye kalkarsa. Delirdim. Çünkü atılacak şeyi ben bir daha niye sileyim? Söylesen anlamıyor. Zaten atılacak, bir daha sileceksin. Ondan sonra bir yarım saat falan kestirdim. Bir kulağımda ayak sesinde. Çünkü seslenir. Sevim, sevim.
Kalktım dedim bu gelmeyecek. Ben bitireyim şimdi bari çıkayım. Bir şey silmedim ama. Güzel suyu da yok ettim. Şimdi kalktı lavaboya kalktı. Oradan gidecek. Aa dedi odaya da baktı. Aa bak dedi gördün mü Selim Hanım dedi. Pırıl pırıl olmuş dedi. Halbuki silmedim. Yalandan yere şöyle su attım kovanın içinden. Allah biliyor. Ya çünkü bir hafta sonra atılacak, boşalacak o da. Ya gittim oyalandım. Demek istedim Esra sen de diyorum yemekler ısınsın. Gidip oyalanma gel otur. Onu demeye çalıştım. Oradan bağladım. Ben bunu herkese de anlattım. Günahı var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü lüzumsuz yoracaktı beni. Ama orada yani. Attık bir hafta sonra. Görevli geldi. Orayı toparladık. Söktü attı. Ama ona diyemezsin. Bak atıldı niye sildirdin ya diyemezsin. Çünkü takıntılı bir, eski yaşlıları bilirsiniz. Olacak. Yapsan da yapmadın olursun. Yok. Şimdi açıyorum elektrik süpürgesini açıyorum. Hayır. Açmayacaksın. Oturacağız televizyon seyredeceğiz. Tamam teyzeciğim oturalım. Çünkü haftada bir kere birlikte yatıyorduk. O mu beni kontrol ediyordu? Ben mi onu kontrol ediyordum biz bilmiyordum. Sanki öyle bir şey vardı değil mi? Nerede? Biz evlendiğimizde sen gidiyordun ya. O yok değil o değil. Siz evlendiğinizde o şey o acarlarda. O öyle değil. Bir şey de hatırlıyorum da o yüzden. Yok. Orada başka eve gittim. Bu, ben babasına baktım. Şey. Bu bayağı eski. Sizin o arkada otururken ben. He. Bayağı eski bu. Ama bir çamaşır veriyordu kızı. Torununun çamaşırlarını. Emine'ye gönderirdim. Böyle çuval ya. Çuval diyebilirim. Kızın eli çok açıktı. Kıyafetleri de çok güzeldi. Şimdi öyle bir şey değil. Yani onları güzel temiz temizdi hepsi de zaten. Yıkadıklarımız. Paketlerdi. Şey yapardım Emine'ye gönderdim. Göndermezdim de ben biriktiririm o geldiği zaman. Bir de kargo parası mı vereceğim? Biz nişanlıyken şey gitmiyoruz unutmaz. Evlere gittiğimiz. Ay onu unutmaz. Ben bir de o evdeyken aşağıda ne sandal? Mustafa Sandal'ın oturduğu evler var ya. Evet, o kayaların üstünde. Çubuk evleri. Her çubukla evleri. Orada çalıştım. Oradaki de çocuk oyuncakları Deniz Güney'e. Ay çuvalla getirdim. Yani para verip alamayacağım oyuncaklar vardı. Eski işlerinden nasıl Sare'ye mama sandı. Hatta şu anda Sare'deki radyo gibi şey var ya evet. Müzikli. Oradan Deniz'e getirdim. Ya. Deniz'den Sare'ye kaldı. Yunus Bire eski çalışan nasıl şey verdiler? İki tane mama, üç tane mama sandalyesi. Mama sandalyesi. Nasip kısmet ya işte. Bisikletler, yürüme şeyleri. Ne? Hatta mama sandalyesi gene duruyor. Mama sandalyesi zenginlerin mama sandalyesi. He. Yani zenginlerim derken kaliteli de. Zenginler derken hani zenginlerde gördüğümüz şeyler. Yani mesela şoklarda da satılıyor bazen geliyor ama onlardan değil. Onlar biraz böyle otomatik kapanıyor. Yani. Büyük. Tekerlekli sürekli. Kaç tane çocuk büyür onunla. Aynen. Şimdi Yusuf da onunla büyür. Yusuf'tan sonra da biz de ihtiyaç sahibine bilmiyorum. Başka çocuk düşünür müsünüz? Yok, şu anda zaten düşünemezsin yavrum. İki tanesi başkasına artık ihtiyacı olan bir mesela. Bizde bir tane var herhalde aşağıda. Yeter. Çift mi kullanacağız? Yok. Evet. Onu da Sare'nin bebek arabası vardı. Onun başkasına artık ihtiyacı olan. Şey dediği gibi en son Kayseri'ye gittiğimde demişler ya bir oğlum bir kızı var. Oğlum demişler başka çocuk yapmayacaksın değil mi? İki kaynana oturmuş karar vermiş ya onun gibi ben de. Başka yapacak mısınız? Ona göre dağıtalım. Allah onlarlara versin. Şu amin amin. Bir kızımız bir oğlumuz oldu. Zaten yeter. Allah uzun ömürler versin. Zor çünkü bu devirde çocuk doğurmak, bebekliğini atlatmak bir şey değil. Ondan sonra tabii yetiştirmek. Tabii ki. Okulu var. Genelde. Önemli olan okulu, tahsilatı, iyi bir insan olmasını öğretmek hani. Yani. Bebekken bir şey öğretemezsin. Yok o zaten 4 yaşına kadar al işte Sari'nin bize çok zulmü olmadı. Hı. Yani tabii ki masrafı olacak o ayrı. Allah zaten rızkı veren Allah. O sebep olur, bu sebep olur o ayrı. Ama rızk Allah gönderiyor. Hı. Bir sebep olacak tabii ki. Sağlıklı olsunlar da gerisi önemli. Yani sen bana yoğurtlumu getir. Onun tarifini söyle. Bir abla sormuş. Tarifini söyle. Tarifini sormuşlar da sen söylersin. Söylerim.
Bana ne, bana ne söylemeyeceğim, gel ben yapayım ama diye. O günkü yaptığınız gibi değil tadı. Öyle değil, tuz atmadım. Yani biraz tuz atabilirsin onun üstüne. Yedin mi sen ondan? Ben biberinden yemedim de, hani acı olarak yemedim. Kremasından yedim, kremasının tadı farklı geldi bana. Farklı gelir çünkü yoğunluk kremada. Ben bunu kızartmadım da koku yapar diye. Ya biberiyle alakalı değil, kremasıyla alakalı bir şey. Tamam. Yoğurdunu, üstüne yoğurt da koy. Abi sen, al da yoğurt koy, tuz at biraz. Ya sen yoğurt koymadın. Süzme yoğurt az koydum. O yüzden bence. Kızartmadım. O günkü ekşiliği daha farklı değil mi yaptın? Kızartmadım. Kremasını daha fazla bıraktım. Yalancıktan atom yaptım. Ama atom yani sonuçta yine. Güzel oluyor. Ne yapıyorum? O kırmızı biberler yok mu? Onu bir cezvede bir avuç haşlıyorum, süzüyorum. Güzel bir yağda o kırmızı biberler çok kokuyor kızartırken. Şöyle bir kızartıyorum alt üst, kenara koyuyorum. Krema, yarım krema yetiyor zaten. İçine süzme yoğurdu, sarımsak, tuzla. Ben onların hepsini yapmadım açıkçası. Ben dün acele çok acıktım. Farkındaysanız bir çorba yapayım dedim. Bir bağcı biberle kendim. Emine olsa detaylı onu bana yapar. Esra da pek onu bilmez. Acı çok sevmediği için. Biz acı olan, ezmesi, yok şeyi, biz bunları çok yaparız, çok yeriz. Yani yine ki özel gün olmayacak. Canım ezme istedi. Hiç üşenmem. Hemen yaparım çünkü yıllardır yaptığımız şey bunlar. Ama bir yöre yemeği deseniz anlamam. Çok. Ama her yörenin yemeğini yaparım. Bu da ayrı bir şey. İstanbul'da çünkü 40,5 mu derlerdi? 1,5 vardı yani. Millet var derlerdi. Hemen hemen o mesela yani? Şırdanı. Biz şırdanı kavururduk haşlayıp hafif. Dilim yapardık. Bu Arnavut biberiyle kavururduk. Dolma yaptıkları şey yok mu bağırsak? Ben hiç yemediğim için bilmiyorum. Onu da benim babam güzel yıkar, içini boşaltır, ters. Bak babam yapardı o tarz şeyleri. Onu da çok güzel kavururdu. Dolmasını yememiştim. Sana şuradan kaseye koyuyorum. Büyük şey yok mu, saplım? Ona koyayım. He, saplıma koy. Acıktım, bayağı acıktım. Ekmeğimiz bu kadar herhalde. Gelirken ekmek de alırım. Ekmek alınacak anne. Kendimi evin erkeği gibi hissediyorum arada bir. Anne, diyorum. Biz pideye güzel geldi ya, pideyi yedik. He, güzel oldu o. Katlama bir. Alırsan ondan alabilirsin. He, alabilirim. O güzel gidiyor. İncecik. Pide dediğimiz normal pide değil ama bu. Katmer ekmeği gibi. Dün bir tane aldım böyle pakette. Şöyle katlanmış. Vallahi bitirdik onu. Bu ekmekler zaten dünkü değil. Dün ekmek almadık. Evvelsi günkü ekmek. İyi, sonu da bitsin. Bayat kaldı mı ne oluyor? Ziyan olmuyor tabii ki. Buzluğa soktum. Onları şimdi bir ara blenderdan yine geçiririm. Köfte ekmeğim rahat oluyor, hazır oluyor. Hiçbir şey bulamadım. Köpüşlere yemek vereceğim. Onları hemen çıkarıyorum buzlukta. Islatıyorum. Yemeğin içine karıştırıyorum. O işe de yarıyor. Ama küflendirmeme. Yok zaten bize önemli olan onları. Küflenecek ekmek olmuyor. Azaldığımız için günlük. Biberini getir. Bayağı da doldurmuşsun. İçilir ya. Zaten karnımıza çıkıyor. İçilir içilir. Pul biber getirir mi sen anne? Ver vallahi. Benimkinden ama. Sen seviyorsun. Öyle İki türlü biber var. Biri çok zehir. Ben şeyinden alıyorum. Ailesinden alıyorum. Karnabahar biraz daha ısınsın. Kapatacağım altını. Belki mi? Evet. He, kapağından alıyorsun. Kapağından değil, tanesinden. Beyaz taneli ya böyle şey. İri taneli diyorlar ya ona. Evet evet. Ben yemem. Çünkü bana çok aşırı acı geliyor. Zaten şu anda yemem de. Bayat ya. Dökülmesin ama. Aman aman aman, Allah korusun. Bamyamız da var. Çok korkuyorum bizi. Ekmek dök. Bir damlacık yani masanız olsun, toplayıp yiyorum ben. Evet, arkadaşlar. Çünkü ekmek çok değerli. Bu konuda çok hassızdır. Ben de hemen şey yapsam. Yok.
Yer pis olmadıktan sonra atıyorum ağzıma. Düşürdüm ekmeği de. Şu anda tam sıcak. Bu bizim akşam yemeğimiz gibi şey oluyor. Akşam mı, sabah mı, öğlen mi? Annem çok yemiyor. Aslında yese sabah. O peynir işte güzel olmamış. Yoksa bir... Ama o peynir bence dibi yandığı için öyle oldu. O da olabilir. İlk defa çünkü daha önce de yaptık, hep yapıyoruz. Hiç öyle bir şey olduğunu görmedim. Lezzetli oluyor. Ben peynir eritmesini çok severim tavada. Ekmeğimi böyle badaklı yiyeyim. Kaç tane de kaşar alacağız. Kart, ben de iyi hatırlattın bana. Ben sana yazayım. Kaç para var kartta? 300 küsür vardı herhalde. Emin misin? Dur şurada fiş. Tuza baktırsın. Ona göre ben oradan ihtiyaç olanları alayım. Boyla kullanmayız o kartı. Şöyle bir şey yapalım. Kıza baktırırsın. Bakayım. Evet. 300 kız bakar. 343 lira varmış. Öyle yazıyor, bilmiyorum ama. Doğru doğru. Kız da bakar orada olmasın. Sen ne yap biliyor musun? Oraya girmeden baktır. He. Yine o sahibi sevdiği örgü peynirini de alabilirsin. He evet. Onu bahara iyi takıldı. Kaşar peynirini de toz yaparız. Tamam, normal kaşar alacağım zaten. Hı-hı. O örgü peyniri de güzel, ondan gel. Yesin bayağı bir sabah kahvaltı. Ama o yesin. Bayağı bir canlı. Yeter ki o yesin. Sarı. Acıkınca güzel yiyorum ama. O şimdi sabah 8'de kalktı. Yusuf Arar'la birlikte. Ay olmadı. Ondan sonra. Duydum ben sesini. Anne kalk dedi, oynayalım mı dedi. Bir şey dedi. O saat 10'da öyle dedi. Sonra sızdı zaten saat 10'da. 8'de kalktı, bir daha uyumadı. Yandı. Valla bunu sen dedin. Çok sıcak olsun dedi. Sonra hepsini birden yuttun. Ekmek. Bir de acı. Dilim resmen. Hem acı biber var. Hem sıcak. Ay. Gazaz. Yoğurdundan ye. Acı tarafından değil de. Tuzatsaydım biraz. O için kremanın tadı sadece karıştırdım. Gelmiştir sana. Tuz da koydum. Biraz da süzme yoğurt koydum. Bizden bunu sarımsağı eksik. Evet. Onu farklı yapmışsınız. Dün dedim ya ben yalancısını. Nasıl? Çerkez tavuğunun yalancısını yapıyorum bazen. Evet. Çerkez tavuğu çünkü bize çok ağır geliyor. Tabii. Şeyin bile, cevizin bile yağını çıkaracaksın tabii içine. Tereyağı dökeceksin. Tavuğun yağı olduğu için. Yağ... Zaten tavuğun suyuyla ekmekleri şey yapıyorsun. Bir de yağ olunca daha fazla ağırlıyor. Hem onun yağı hem tereyağı üstüne döküyorsun. Çok ağırdır çerkez tavuğu. Biz yalancısını kabul ediyoruz. Yalancısı normaldir. Yandım. Bu da yalancısı. Yanıyor şu anda. Ay. Bence karnabaharı ben bir tane tabağa koyayım. Ne? Karnabaharı iki tabağa böleyim, getireyim. Isınmıştır o. Ne ısınmıştır o? Ben az ver çorba. Bayağı ben de az koyacağım çünkü. Çorbayı bayağı koymuşsun. Az vardı zaten. İkiye böldüm. Benim cebimde çok az kaldı da. Gerçi bunun üstüne içine azıcık ekmek attım, bayat ekmek de. Ekmek yemeyiz. Yani sen yeme, ben yemeyeyim, sen ye. Ay tersini söyledim valla. Yani. Mamiye sormuşlar, ayıklamadın mı diye geçen de. Bu ayıklanmış konserve mamiyaydı. Onu o günü unuttum demek ki. Cevap verecektim, ben söyleyecektim. Hazır paketler doluyor, dondurulmuş. Ben çünkü buzluğuma bamya atmadım. Atsam da zaten ayıklayıp atmış olurdum yine. Antalya'dayken Emine'yle yapıyorduk. Oradan hazır geliyor. Masanın üstünde kurutuyordu Emine. Ayıklıyorduk. Orada bir de ucuz oluyordu o tarihlerde bamya. Acı biber bol oluyordu zehir gibi ve fiyatlar çok uygun oluyordu Antalya'da. Seraları çok ya. Tabii canım. Merhaba aşkım. Şimdiki Antalya'nın durumunu bilmiyorum. Ne içeceksin? Karnabaharın vallahi köfte gibi oldu. Yoğurt çorbası değil mi sende? Şey demişler, bunu küçük küçük bölüp yersiniz. Beşamel sos demişler.
üstüne taşar da demişler. Anneciğim telefonumu kırdın mı kızım? Peşimen susa zaten kaşar koydum ya. Böyle yaprak yaprak da şey yapıyoruz. Tabağa alıyorum. Getir. Hatta ben bunu rendeledim. Bilmiyorum size hatırlarsınız. Ben köftesini yaptım karnabahara. Evet. Çok da güzel oluyor köftesi de. Rendeden geçiriyorum. Çiğden. Az bir sasılığını alıyorum kaynar suyla tabii. Köftesi de çok güzel oluyor bunun. Sen beğenmiştin. Yemiştik ya. Biz şu anda sıçakla. Vallahi bizim derdimiz. Sade. Ne yapmış? Evet, biz devam ediyoruz. Yemeklere. Sade nereye basmış? Kapatmamış, sadece durdurmaya basmış. Ha, iyi aferin benim kızım abi. Ben de kapattı zannettim. Yok yok. Bir geldi, yeter artık dedi. Biraz da benimle ilgilendi. He, haklı. Benim yemeğim yarım saatte anca biter. Aynen, sıcaktan yandık. Yavaş yavaş yemeği seviyorum. Keyfini çıkarmayı. Alev aldın mı anne? Yok daha almadım. Ama gömlek giyeceğim. Evet, kazakla sen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda. Yarın. Güzel haberlerle sizlerle olacağız. Tamam, gel seni kırmızısına bas. Hadi sen de ortaya bas. Tamam mı? Tamam mı? Ortaya bas. Kırmızıya da şuna bas.